Emekli olup çalışanlar dikkat! Emekli çalışanlar için önemli uyarı, maaşınız kesilebilir. Emekli olduktan sonra çalışanlar dikkat! Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden bireyler, maaşlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu durum, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, prim kodunun yanlış yatırılması halinde ortaya çıkıyor. Yanlış prim kodu girilmesi, Emekli maaşlarının kesilmesine neden olabiliyor. Peki, bu durumdan etkilenenler ne yapmalı ve nasıl önlem almalı? Yanlış prim kodu mağdurları ne yapmalı? Türkiye'de 16 milyondan fazla emekli SGK'dan maaş alıyor. Emeklilerin bir kısmı sigortalı olarak çalışmaya devam ederken, diğerleri kayıt dışı çalışmayı tercih ediyor veya tamamen emekli hayatına geçiş yapıyor. Ancak Emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayanların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var: SGK prim kodları. Emekli bir çalışan olarak işvereniniz sizi sigorta sistemine kaydederken iki farklı koddan birini seçmelidir. 02 kodu sosyal güvenlik destek primini ifade ederken 01 kodu ise tüm sigorta kollarını kapsar. Eğer işvereniniz yanlışlıkla 01 kodunu seçerse, bu durum emekli maaşınızın kesilmesine yol açabilir. Doğru adımları atın, maaşınızı kaybetmeyin. SGK uzmanı Emin Yılmaz, bu tür hataların düzeltilmesi için hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Yanlış kod girildiğini fark eden emekli çalışanlar, hemen sigorta işlemlerini yapan şirkete başvurarak hatalı girişin düzeltilmesini talep etmelidir. Ardından SGK'ya durumu bildirerek Emekli maaşlarının kayıp yaşanmadan ödenmesi gerektiğini belirtmelidirler. Bu işlemler sonucunda ödenmemiş olan emekli maaşı yaklaşık 20-25 gün içinde eksiksiz olarak alınabilecektir. Yeni düzenlemeler ve prim oranları. Yılmaz, tüm sigorta kollarında %37,5, emekli çalışanlarda ise %32 prim kesintisi yapıldığını hatırlatırken Eylül ayından itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu oranlara %0,25 ekleme yapılacağını belirtti. Bu değişiklikler, emekli çalışanların maaşlarında ve prim kesintilerinde farklılıklara yol açabilir. Sonuç. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesilmemesi için prim kodlarına dikkat etmeleri ve hatalı durumlarda hızlıca harekete geçmeleri kritik öneme sahiptir. Bu konuda yapılacak küçük bir hata bile büyük maddi kayıplara yol açabilir. Bu nedenle emeklilerin sigorta işlemlerini yakından takip etmeleri ve gerektiğinde hızlıca düzeltme yapmaları gerekmektedir.